Arkadaşlar herkese merhaba. Youtube kanalımda bir oyuncunun daha profiliyle transfer döneminde karşınızdayım. Araştırmalarımı yaptım. Gündemin önemli isimlerinden biri, çokça transfer listesine kulüplerimizin giren bir isim. Haris Seferovic'i sizlere anlatacağım. Hikayesini, rahat ettiği sistemi, e, kariyerindeki inişleri, çıkışları, düşüşleri, onun hakkında söylenenleri, karakteri hakkında konuşulanları hepsini anlatacağım. E, sizden e, destek olarak bana e, beğenilerinizi bekliyorum. Tabi bundan sonrası ile ilgili oyuncu ile ilgili görüşlerinizi yorumlarınızı da videoya yazarsanız sevinirim. Başlayalım. Haris Seferovic Şubat 92 doğumlu yani 30 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Benfica'nın oyuncusu İsviçre milli takımında forma giyen bir isim. E, İsviçre milli takımındaki kariyerinin gidişi ile kariyerinin gidişi arasında biraz hatta kariyer bağlantısı bir sac olarak düşünelim. Üçünün bağlantısı onu kariyerindeki en yüksek noktaya çıkardı. Nasıl oldu? Başlayalım. Ee, 17 yaşındaki aslında hali Haris için kariyerinin en kilit noktası. İsviçre'de 17 yaş altı milli takımıyla 17 yaş altı dünya kupası 2019 yılında Nijerya'da oynanıyor. Burada Haris Seferovic e, yarı finalde golünü atıyor. Finale geliyorlar ev sahibi Nijerya ile oynuyorlar. Haris Seferovic pozisyonunda o takımda ee, önemli, en önemli oyuncu. Ve o turnuvanın 2009'da gol kralı oluyor. 5 golle İsviçre milli takımı e, o U17 Dünya Kupası'nın şampiyonu oluyor. Finalde ev sahibi Nijerya'yı 1-0 yeniyorlar ki ev sahibi Nijerya'da tanıdık isimler var. Onazi, Trabzonspor'da oynayan ligimizde en son Sivasspor'da gördüğümüz Kayode var. O takımı Nijerya'yı 1-0 yenerek Kupayı alıyorlar. Seferovic 63. dakikada golü atıyor. Turnuvanın da gol kralı oluyor, takımı da şampiyon oluyor. Orada e, o dakikadan itibaren Avrupa basını, e, işte scoutlar, e, takımların yetkilileri parlayan yıldız olarak Seferovic'i görüyorlar. Ve onu bir e, artık moda tanımla wonderkid olarak görüyorlar. Oyuncunun çok yükseleceğini, dünya çapında bir yıldız olacağı düşünülüyor. Ve bu baskı Seferovic'in sonraki ifadelerinden anladığımız, kendisi de bunu söylüyor. Kendisi üstünde ciddi bir baskı e, haline dönüşüyor bu ve sonrasında birçok e, takımda sürekli takım değiştirerek mücadele ediyor. Frankfurt'ta e, en son çıkış yapacak. Onun öncesinde işte Fiorentina var, Sociedad var, Lecce var, Grasshoppers var, Neuchatel, Zamaks var. Birçok takımda oynuyor. Kısa süreli hikayeler bunlar. Ben bu takımda yapamayacağım, edemeyeceğimi gördüğü anda oradan takım değiştirerek çözüm aradığı bir dönem. Ee, Seferov için ama e, nerede kırılıyor kariyeri 2014-2015'te Frankfurt'ta burada Niko Kovac'la çalışıyor ve Niko Kovac'la çalışmasından çok memnun kalıyor. Niko Kovac'la birlikte orada başarılı bir grafik yaşıyor ki Frankfurt'ta 3 sezon kalıyor 2014-2015'ten itibaren sonra da 2017-2018'den beri Benfica'da 5 sezon Benfica'da ilk sezon yine iyi gitmiyor. Yine acaba takımı değiştirsem ben acaba başka yerde daha mı şans bulurum diye bu kez kendisiyle yüzleştiğinde kendisine diyor ki bu kez konu benimle alakalı ben savaşacağım ve kazanacağım. Ki milli takımdaki arkadaşları da daha doğrusu onun antrenörleri onun için genelde savaşçı ve takım oyuncusu ifadesini kullanıyorlar sonrasında Frankfurt ve Benfica dönemlerinden bahsediyorum. Milli takım döneminden bahsediyorum. E, takım arkadaşları da dışarıdan görünenin aksine pozitif ve güleç biri diyorlar onun için. Yani aslında e, Recep İvedik'in de dediği gibi perdelerini kaldırdığında kedi gibi bir insan durumu var Seferovic için. Takım arkadaşları da çok iyi anlaşan bir oyuncu e, ve Granit Şaka hatta onun için diyor ki kocaman bir kalbi var diyor. Granit çok e, alt yaşlardan itibaren birlikte oynuyorlar. Milli takımda da en iyi oyunculardan biri. U17'de de o şampiyonluğu alırlarken birlikteler Granit Sonrasında e, kulüp kariyerine geleceğim. Milli takım kariyerini biraz daha e, araya sokacağım. E, oh işte Benfica'da kalayım e, durumundan önce. Milli takım kariyerine döneyim. Benfica'yı sonra anlatayım. Çünkü orası önemli kariyeri için, oyun tarzı için. E, diyor ki Benfica'nın ilk sezonu Kötü gittiğinden sonra kendisine Yağmurdan sonra illa güneş açacak diye düşünüyor Ve Benfica'da kalmaya e, Devam ediyor Bu arada onu Milli takıma ilk kez Otmar Hisfeld alıyor A takıma Seri B'de Lecce'de oynarken ona güveniyor e, Sonra e, işte Dünya Kupası elemelerinde de oynuyor 2014'teki Brez, Brezilya'daki Dünya Kupası'nda e, Turnuvan'ın ilk maçı Ekvador'la oynuyorlar Ekvador Ener Valencialı Fenerbahçe'nin Ener Valencia'sı e, o zaman Ekvador'un yine e, en önemli oyuncularından biri. Golü atıyor. 1 sıfırına geçiyor Ekvador. Sonra e, beraberliği yakalıyor İsviçre ve son dakika golü Seferovic'den geliyor. İlk büyük turnuvası, o turnuvadaki ilk maçı 90. dakikada golü atıyor ve turnuvaya galibiyetle başlıyorlar. Sonrasında 6 puanlı gruptan çıkıyorlar ama bir sonraki turda Arjantin uzatmada 118'de Dimaria'nın golüyle onları son 16'da eliyor ama bu turnuvadaki de o son dakikadaki golü onun kariyerinin önemli parçalarından biri. Çünkü İsviçre'de U17'de şampiyonluk yaşamış. Sonrasında U19, U21 her yaş kategorisinde oynamış ve sonrasında Dünya Kupası'na yakın bir tarihte 6 A milli takımla oynamışken böyle bir e, kırılma maçı diyelim onun için. 90. dakikada atılan galibiyeti getiren gol her zaman unutulmazdır. Onun için önemli Otmar Hitzfeld'in de onda yeri ayrı ikinci teknik direktörü saymış olduk. Niko Kovac onun için önemli. Otmar Hitzfeld onun için ayrıca önemli e, olduğunu söyleyelim. Kariyerindeki kırılma anlarından biri Nöşeten Zamak zamanı. 4 ay, 3 ay boyunca takıma maaşlar ödenmiyor. Sabrediyorlar, sabrediyorlar ama artık geçirme konusunda bile zorluk yaşadıklarını anlatıyor Seferovic. Dördüncü ay takımla birlikte artık protestolar yapılmaya başlanıyor. Seferovic bu işin öncülerinden biri. Takımdan üç kişi kovuluyor. Bunlardan birisi Seferovic. Sonrasında bile o 3 aylık ödemeyi yıllar boyunca alamıyor. Ve bu onun için yine kırılma anlarından biri. Neden ben, neden böyle bir şey başıma geldi diye sürekli kendisine soruyor. Zorlu zamanlar olarak nitelendiriyor. O zamanları. Şimdi Portekiz kariyerine gelecek olursak, 186 boyunda sol ayaklı oyuncu. Ee, özellikle kariyerini sayayım size, 17-18'den itibaren Benfica'da oynuyor. İlk sezonu iyi değil dedik. 19-20 sezonunda 45 maçta 12 maç, şey 22 maç ilk 11'i 45 maç toplam oynamış, 9 gol 3 asist. Son üç sezonu anlatacağım. Bir önceki sezonu, en önemli sezonu 2020-2021 48 maç 32 gol. İyi, e, e, düzeltiyorum. 48 maç 32'si ilk 11, 26 gol, 7 asist. Son sezon, e, 21-22 sezonu 15 maç, 6 ilk 11 var sadece. 5 ee, gol 2 asist yapabilmiş Bu sezon ciddi e, sakatlıklar yaşadı Son sezonda Ama bu oyuncunun önceki sezonlarda Çok maç oynadığını size anlatmaya çalıştım Bu istatistikleri verirken Önceki 2 sezon 48 maç ve 45 maç var Son sezon e, Özel bir sakatlık durumu Çapraz bağla ilgili de bir durum var Ve e, bir önceki sezon mesela Sadece korona yüzünden 2 maç kaçırıyor e, Ama geçen sene 29 maç kaçırdı sakatlıktan dolayı bu tabii ki sakat bir oyuncuyu mu alınıyor, alınmıyor tartışması e, çok fayda sağlamıyor. Abu Bakar'da gördük en son bunu. Abu Bakar işte kronik sakat olarak göründü. Geldi burada sağlık kontrolünden geçti. Sonrasında Türkiye'de yaptıklarını, ikinci seferinde bile Beşiktaş'ta yaptıklarını gördük Abu Bakar için. Seferovic kalitesini ispat etmiş bir oyuncu. En çok nerede kariyerinde e, çıkışını yaptı? 2018-2019 sezonu. Bu sezonda Benfica şampiyon oluyor ee, Haris Seferovic Portekiz liginin gol kralı 23 golle ve e, 2019'da da yılın en iyi İsveçli futbolcusu. Ayrıca o sene bir de kızı oluyor. Ee, unutulmaz sezon 2018-2019 sezonu kariyerinin de zaten en golcü performansı o sezon ilk şampiyonluğunda yaşamış oluyor ayrıca. Ama burada çok önemli bir nokta var. Neden bu sezon onun için çok önemli bir? sezon haline geldi. Portekiz'deki çıkışının en önemli etkenlerinden biri olarak şöyle anlatıyor. Biz 4-3-3 oynuyorduk. Sonra eee bir Portimonense maçı sonrasında hoca değişikliği oluyor. 4-3-3'ten 4-4-2'ye dönülüyor. 4-3-3 zamanı Rui Vitória eee Jonas'ı oynatıyor ileride o. Sonrasında 4-4-2'ye dönülüyor. İlk maç hemen Bruno Lage geliyor ve Seferovic ile Joao Felix'i çift santrifor şeklinde ileride değerlendiriyor. Bu maçta Rio Ave'yi ilk maçta 4-2 mağlup ediyorlar. Seferovic 2 gol 1 asistle oynuyor. Partneri Joao Felix 2 golle oynuyor. Bu sistem oldu diyorlar. Böyle devam ediyorlar. O sezonda gol kralı oluyor zaten. Çok iyi bir sezon geçiyor onun için. Bu 4-4-2 geçtiklerinden itibaren son e, sonraki 12 maçın 11'inde gol atıyor aralıksız. Bu 12 maçta toplam 15 golü 4 asisti var. 4-4-2 ona inanılmaz yarıyor. Burada 4-4-2 oynarsa çok önemli bir farklılık yaratabileceğinin göstergesi ki yine tanıdık bir isim. Jorge Jesus Benfica'da 2020-2021 sezonunda benzer bir dizilişle oynuyor. Çok nadir 4-3 var. 4-4-2 genelde tercih ettiğinde onu Darwin Nunez ile birlikte oynatıyor. Darwin e, şimdi Liverpool'un forbeti olacak. Liverpool'a transfer oldu biliyorsunuz. Seferovic ligin ilk devresinde daha çok sonradan girip oyuna katkı veren. Hatta ligin ilk devresinde sonradan girip 5 gol atıyor. E, ligin ikinci devresinde biraz daha ilk 11'e fazlalaşıyor ki e, ikinci devrede daha fazla ilk 11'i var. Bu e, Darwin'in de ilk sezonu bu arada George Jesus'un yönetiminde onu söyleyeyim. Benfica'daki ilk sezonu. Şimdi Liverpool oyuncusu ki o da o sezon Jesus'ta 14 gol 10 asist yapmış. 2021 2020-2021 sezonundan bahsediyorum. Onun haricinde karakteriyle ilgili pozitiftir dedik. Granit Xhaka onun kocaman bir kalbi var. Onunla doya doya gülmeyi seviyorum diyor. E, İsviçre milli takımında toplam 86 maça ulaştı o hikayeden sonra. 25 gol attı ki Son Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk golü atmıştı. İsviçre'nin e, Türkiye'yi ye 3-1 yendiği maçta açılış golünü atmıştı ki o maçta da harika bir performansı vardı. E, objektif davranmak gerekirse. Böyle Halis Sefero için e, performansı, kariyerindeki kırılma anları 17 yaş altı Dünya Kupası'nda çıkış. Sonra bir baskı altına düşüş, sürekli takım değiştirme, hatta takımdan kovulma. Sonra Frankfurt'ta Niko Kovac yönetiminde kendine gelme. Benfica'da kendisini sorgulama 4-4-2 ile kariyerinin zirve yapması, son sezonda da ciddi bir sakatlık ama Seferovic kalitesini ispat etmiş bir oyuncu. Neler yapabileceği, belli bir oyuncu lige kalite katacağını düşünüyorum. Daha önceki senelerde de fikrim benzerdi. Seferovic, sağlıklı bir Seferovic bu ligde çok iş yapabileceğini düşünüyorum bu ve benzeri videolarda görüşmek üzere. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.